Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Merhaba, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli davetsiz misafir izleyicileri, Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz efendim, gezerken eğlendirmeye. Eğlendirirken de aynı zamanda alanında önce olan firmalarımızı siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bizler Türkiye yolculuğumuza Muğla Fethiye'den devam ediyoruz. Çok tatlı bir mantıcıya giriş yaptık efendim. Aslında burada verilen hizmetleri sizlere aktarmış olacağız ama bunlardan önce gelin hep birlikte bir Hakan Bey'i tanıyalım ve burada vermiş oldukları hizmetleri hep birlikte öğrenmiş olalım. Hakan Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şimdi Hakan Bey, aslında burada verilen hizmetlerimizle alakalı sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Çok teşekkür ederim. Ben 1976 Kars Sarıkamış doğumluyum. Fethiye 2. yılımız. Küçük bir dükkanla başladık. Her şey gayet keyifli ve iyi ilerliyor. Turizmin içerisinden gelen biriyim aynı zamanda. Yani alaylı denilenlerden. Harika, aslında sektörün içindeydik. Çekirdekten geldik bu işte. Şimdi öncelikle ben buranın bir kuruluş hikayesini dinlemek istiyorum sizlerden. Tabii bundan 2 yıl öncesinden, yani 2021'in sonlarında kardeşimle beraber bu hikayeye başladık. Ondan sonra bütün sorumluluğu ben aldım. Son bir yıldır da kendi himayemle işletiyorum. Fethiyeliler de bu durumu kabul ettiler. İşte bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz ve butik keyifli bir dükkan olarak da Fethiyelilere hizmet veriyoruz. Harika. Şimdi aslında mantıcı izliyoruz ama konsept olarak da çok farklıyız. Ben birazcık buranın içeriğinden de bahsetmek istiyorum. Peki neler yapıyoruz burada? Burada her şeyden önce arka background'ımız, yani hazırlık mutfağı var. Normalde küçük dükkanlarda hazırlık mutfakları çok zor bir işlemdir. Biz bir kere bunu kıralım istedik. Yani misafirimiz geldiğinde, burada bir şey tüketmek istediğinde önce nasıl hazırlandığını görebiliyor. Bu biraz da cesaret işi. Biz bir kere bunu kırdık. Onun sonrasında içli köftesini hazırlıyoruz. Yani dış kapsamının daha ince olması, içinin dolu dolu olması, biraz da Adıyaman usulü yapıyoruz. Burada her şeyden önce benim arkamda ve bu konuda bana kılavuz olan ve mesai arkadaşlarım olan, öyle söyleyeyim, ablalarım var. Onlarla birlikte ilerliyorum. Adım adım ilerliyoruz. Yaptığımız işe ve duruma hakimiz. Çünkü her gelen misafirimiz buradan çok iyi bir şekilde ayrıldığı için bizi mutlu eden tarafı da bu zaten. Bir de sektöre çok yakın olduğum için hepsiyle birebir kendim ilgileniyorum. Aile dükkanı diyebilirim ve buraya gelen çoğu misafirimiz de kendilerini anneannelerinin salonlarında ve evlerinde gibi hissediyorlar. Bazen her şeyi verebilirsiniz ama biz en önemli şeyi verdiğimizi düşünüyoruz, samimiyet. Harika, aslında bu noktada az önce ben de buna değinmek istedim. Gerçekten çok samimi bir ortam. Evet, burada ürünlerimize iddialıyız ama aynı zamanda konseptimiz de çok farklı. Bu noktada bunu da vurgulamak istiyorum. Şimdi dedik, evet, bir mantıcıdayız ama bu noktada içli köftede de çok iddialıyız dedik. Peki burada diğer içli köftelerden farkımız nedir? Şöyle söyleyelim, biz içli köftede de mantıda da dana kaburga kullanıyoruz. Yani ben her gün standart, stabil olarak gidip alışveriş yaptığım büyük bir market var. Oranın reyonundan oradaki Fethiye'li olan ustalarla birebir ilişki kurarak her gün evimi alır gibi etibarın muhafaza ediyorum. Sonra gelip burada ablalar işliyorlar. Ondan sonra misafirlere sunum durumuna geliyoruz. Kaburga kıyma neden özeldir? Çünkü bir şey yediğinizde içerisinde sinir olmamalı ve bu hamurla birleştiği zaman, üzerindeki çiğ tereyağı kullandığınızda, eğer bir de yoğurdunuz tava yoğursa zaten misafiri, tüketiciyi kandırılmıyorsunuz her şeyden önce. Tüketici dünyanın her yerinde bu durumlarla karşılaşılan kişiler. Eğer işinize hakimseniz, işinizi çok severek yapıyorsanız zaten o samimiyet o müşteriye geçiyor doğal olarak. İçli köfte de bir de sunum hazırlığı bizde biraz daha farklı. Sunum hazırlığı biraz daha müfteri sunum yapıyoruz biz. Yani altında yoğurt yatağı, üzerinde kırılmış cevizler ve bizim hazırladığımız bir ince sosumuz var, tereyağlı sos. Yanına da bir limon vererek bir başlangıç ve ara sıcak gibi düşünebilirsiniz. Böyle ilerliyoruz. Harika. Aslında bu noktada ürünler kaliteli olunca lezzette kaçınılmaz oluyor demiş olalım. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Peki bizler bu güzel lezzetleri sadece buraya gelip mi tadımlayabiliyoruz, yoksa evlere hizmetimiz var mıdır? Şöyle, eğer bu fast food dükkanı ya da aperatif olmuş olsaydı evet dediğinize katılabilirdim ama
bence güzel ve lezzetli olan şeyler yerinde tercih edilmeli. Çünkü böyle olduğu zaman biraz da kendinizi değerli hissediyorsunuz. Hani bu ilişkiyi de kurabilmek önemli bence müşterilerimizle. Çünkü buraya gelindiğinde nasıl hazırlandığını, nasıl yapıldığını gönül rahatlığıyla sunabiliyoruz. Zaten bütün aşamalar, istasyon ve ona benzer bütün arka background, tüm yalınlığıyla ortada. Zaten misafir bunu gördükten sonra evine sipariş etme gibi durum ortadan kalkıyor. Harika. Aslında hijyenik bir ortamda hizmet veriyoruz. Açık mutfağımızda bu yüzden var. Yani insanlar geldiği zaman gönül rahatlığıyla burada yemeklerini keyifli bir şekilde yesinler diye. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Mutlaka değerli izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isteyeceklerdir. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Şöyle, diğer sosyal alanların ziyade bizim Google diye bir çok hani resmi kanal olduğu için bir nevi. Biz orayı çok önemsiyoruz. Orada çok güzel bir karnemiz var. Öncelikle buraya gelmeden önce oraya bir giriş yapıp Derya Mantı diye bir bilgi alabilirler. Kendilerini ben karşılıyorum. Hizmeti ben yapıyorum. Hizmet eden arkadaşlardan ziyade birebir diyalog ben kurmaya çalışıyorum. Zaten arkada da ablalarım hazırlıyorlar. Bu şekilde müşterinin önüne girildiğinde bu ürün, samimi söylüyorum, gerçekten keyif alıyorlar. Ben bunu seziyorum ve biliyorum yani her şeyden önce. Peki buradan son olarak kıymetli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Hakan Bey? Bazı şeyler konuşulmadan anlaşılır. Gelip görmeniz gerekli. Sizler için en güzel şeyi sunmaya çalışıyoruz. Bizi lütfen kabul edin. Bizde iyi şeyler var. Öyle söyleyelim. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz Hakan Bey. Ben size çok teşekkür ederim. Size ve ekip arkadaşınıza Murat Bey'e de. Yani buralara kadar gelip bu hikayeyi paylaşıyor olabilmeniz bizimle benim için onur derecesinde. Çok teşekkür, canı gönülden teşekkür ederim.